Ünlülerle sohbetlere devam ediyorum. Şimdiki konuğum Bülent Ersoy. Bülent Ersoy'u hemen arayayım ve kendisine sizin sorularınızı sorayım. Alo. Merhaba Bülent Hanım. Ben her şeyi bilen kadın. Evet. Asistanınızla konuşmuştum. Evet, bu saatte aramamı söylemiştiniz. Aradım. Tamam. Müsaitsiniz. Çok güzel. Size bir YouTube kanalımdaki videolar için sorular, video için sorular soracağım. Seyirciler size bir sürü soru sormuş. Ben de size sor. Yorgunsunuz. Ha, oruçlu musunuz? Ha. Sizi çok yormayacağım o zaman. Sadece tek bir soruyla şey yapayım, kapatayım. Yormayayım sizi. Yormayayım. Tamam. Soru şu. Hayatınızdan memnun musunuz? Vallahi öyle bir soru. Seyircilerden bir tanesi sormuş. Burada bir sürü soru var. Ben bir tanesini seçtim. En güzeli bu gibi geldi bana. Hayatınızdan memnun musunuz? Bülent Ersoy. Aa, üzülmeyin. Üzülmeyin. Çok üzülüyormuş. Niye üzülüyorsunuz o kadar? Hayat pahalı. Hayat çok mu pahalı? Ha. Hayat pahalıymış. Üzülüyormuş. Üzülmeyin ama. Biz ne yapabiliriz? Sizin için ama bak ağlamayın ne olur. Bülent Hanım. Ağlamayın, ağlamayın. Biz yardımcı olalım. Üzülmeyin yeter ki ne olur. Biz size kendi aramızda şey yaparız. Para toplayıp gönderebiliriz. Yani hiç üzülmeyin. Sizi bir gün idare edebilir. He? En azından bir gününüze katkımız olur. Biz yaklaşık bir 45-50 kişiyiz. Toplasak aramızda size yardımcı oluruz. Hayat o zaman hayat güzel gider. Hayatınızdan memnun olursunuz. Üzülmeyin ne olur. Tamam. Gönder. Hesap numarasını gönderin. Gönderin bana. Tamam. Var asistanınızda benim telefonum. Mesaj olarak gönderin. Biz size para toplayıp göndereceğiz. Ay, hayat çok pahalı diye çok üzülüyorsun ya. Beni de çok üzdünüz şimdi. Çok duygulandım ben de yani. Duygusal bir insanım. Tamam. Bir daha sormayacağım. Başka soru da sormam zaten size. Sormayacağım. Tamam. Kapatıyorum. Hadi iyi, kendinize iyi bakın. Tamam. Tamam canım. Hadi kapat. Çok üzüldüm ya. Bülent Ersoy ne kadar zor bir şey. Maddi durumu çok zormuş yani. Zor duruma düşmüş. Bilmiyorum çok. Bana çok üzücü geldi yani. Koskoca Bülent Ersoy yani bu.